Merhabalar. Bugün Fethiye'den ayrıldım. Normalde şöyle bir durum var. Yani şöyle bir durum yok da şöyle bir şey var. Ben Köyceğiz'e gitmeye çalışıyorum. Fethiye'den Köyceğiz'e iki tane yol gidiyor. Bir tanesi sahilden doğru gidiyor. Bir tanesi de içe giriyor. Böyle dağların yamacından doğru yukarılardan gidiyor, sonra tekrardan aşağıya iniyor. Eğer ki sahil yolundan giderseniz bir günde gidiyorsunuz, 65 kilometre, 70 kilometre. Diğer yerden giderseniz iki günde gidiyorsunuz, 110 kilometre falan. Tabii siz çok iyi sürüyorsanız bisiklet, bir günde de gidebilirsiniz 110 kilometreyi. Ama bizim gibi normal insanlar için konuşuyorum bunu. Ben ikinci yolu tercih ettim. Yukarıdan o dağlardan doğru gideyim dedim. Çünkü artık hep deniz gör yani. Her yer aynı. Aynı değil. Tamam, çok güzel yerler ama birazcık böyle bir dağ mağ falan da göreyim dedim. Ağaç da göreyim birazcık dedim. Yoğun ağacın, dağların olduğu yerler. Ki şu anda öyle bir yerdeyim. Ben sabahtan beri bisiklet sürüyorum arkadaşlar. Şu an saat 7:30. Sabah 10'dan beri bisiklet sürüyorum. Bu havaların geç kararıyor olması çok iyi oldu. Neredeyse 8'de kararıyor yani havalar. Şu an Kepez'i birazcık geçtikten sonra böyle sol tarafta kalan, yani sahile doğru giderken sol tarafta kalan bir ormanlık bir yerdeyim. Ağaçlar var etrafında. Yol aşağıda kalıyor. Ben aşağıya, yola yakın bir yere çadır kurmak istemedim. Doğal olarak. Siz de eğer böyle çadır kuracaksanız, bisikletle geziyorsanız ya da bisikletle gezmiyorsanız dahi biraz böyle insanlardan uzak, arabalardan uzak yere çadır kurun ki kendinizi güvene alın arkadaşlar. Ben de şu an kendime böyle bir yer buldum. Şu aşağıda bir orman yolu geçiyor. Buradan kimse geçmez. Belki içmeye falan gelirler. Buraya koyacağım şimdi çadırımı. Bayağı bir yorgunum ya. Ben aslında bir de buraya çıkmamın sebebi gün batımını yakalarım belki. Tepeden gün batımını görürüm dedim. Gün çok güzel batıyor. Ama ağaçların arkasında kaldı. İşte tepeye falan çıkınca da göremiyorum açıkçası. Yine ağaç oluyor hep üstümde diyeceğim ama denemedim. Gel bir çıkalım, bir deneyelim bakalım oradan gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ben bir çadırımı kurayım. Sonra birazcık konuşalım. Çok yorgunum. Sabahtan beri bisiklet sürüyorum. Hep yokuş çıktım. İndim de ama yani çıktığım yokuşlar çok yordu beni. Bayağıdır da bisiklet sürmüyorum. Bir de acayip açım. Çadırı kurayım, ondan sonra konuşalım birazcık. Çadırı kurdum. Ya benim kafalambamın pili bitmiş. Kalem pil yok bende de. İnce kalem pili var. O yüzden telefonu kullanıyorum şimdi. Ben şimdi sandviç yapacağım da kendime. Korktuğum şey başıma geldi. Zeytin ezmesi almıştım. Zeytin ezmesinin yağı dökülmüş içine. Bunu bir gittiğim yerde temizlemem lazım. Her şeye bulaşmış çünkü. Her şeye. Şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Sandviç yapacağım. Ay, mayonez falan var ya. Şu ellerime baksanıza arkadaşlar. Yapış. Her şeyi zeytinyağı olmuş. Şimdi ben güzel bir sandviç yapacağım kendime. Çünkü ben tüpü falan da gönderdim. Sinop'a gönderdim tüpü falan. Bu çantaların yükünü azaltmıştım biraz ben, 9 kilo kadar. O zaman tüpü de gönderdim. Mutfak malzemelerini de gönderdim. Şöyle düşündüm. Sabah kahvaltısını işte müsli falan. Bir şey yaparım sabah kahvaltısını. Sandviç falan. Öğlen bir yerde yerim. Ormandan ses geliyordu. Gözlüğü çıkıyor. Öğlen bir yerde yerim. Akşam da yine sandviç yaparım diye düşündüm. Onun için mutfak malzemesi almadım yanıma. Sandviç yapacağım. Şunları bir keseyim de ben. Süper bir dürüm hazırladım kendime hızlı bir şekilde. Domates, kaşar, mayonez, zeytin ezmesi, o yağı dökülen zeytin ezmesi. Bir de pesto sos. Böyle sandviçe bir sos koyunca tadı güzel oluyor. Ben bundan önce de pesto sos almıştım. Şimdi yine pesto sos aldım. Bu sefer değişik bir markanın pesto sosunu aldım ama. Bakalım şimdi ikisini de deneyeceğim. Çünkü bundan önce aldım 18 liraydı. Şimdi aldım 15 lira. 3 lira daha uygun. Bu Pasta Villa'nın. Bundan önceki Barilla'nındı. Şimdi Barilla'nınki güzeldi. Bakalım Pasta Villa'nınki nasıl? Bayağı iyi olmuş. Sos da güzel. Pesto sos da güzel. Bunu alabilirim. Bundan sonra. Mesela bir pesto sos 190 gram. 7 sandviç rahat yaparsınız. Yani sandviç başına 2 lira 10 kuruş 20 kuruş falan. Bence değer. Benim bütün yemeklerim bu çantanın içinde. Yemeği yedim. Çantayı
Çadırdan biraz uzağa koyacağım. Yani zannetmiyorum ama ben böyle bir yabani hayvan, domuz mumuz acaba olur mu bilemiyorum. İşimi sağlam almak adına çantayı şöyle uzak bir yere bırakıyorum. Bir ağacın altına. Yemek kokuyor ya yemek. O problem. Karanlık veya trafiğe lambanın olmaması kötü oldu. Günaydın herkese. Ben dün yorgundum arkadaşlar. Vurdum kafayı uyudum vallahi yemekten sonra. Şimdi çadırı birazcık toparladım. Çantaları toparladım. İçi boş şu an. Şimdi çadırı da çantasının içine koyacağım. Ama onun öncesinde bir bakalım yemeğimizdeki durum nedir. Dün gece yemeği şöyle biraz uzak. Ulan dün ben yürürken bayağı uzak geliyordu. Gelmişti bu mesafe bana ama o kadar da uzak değilmiş aslında. Çantada bir şey yok. 10 numara. Dokunulmamış. Hayvan mayvan gelmemiş demek ki gece. Ben acaba domuz olur mu diye düşündüm ama yola da çok yakında olmayacak gibiydi de. Ama belli olmuyor bu hayvanlara biliyorsunuz. Bir şey yokmuş yani. Problem yok. Ya dün biliyorsunuz arkadaşlar Remy gitti. Remy Fransa'ya geri döndü. Vizesi bitti Remy'nin çünkü. Dün gitti hatta Fransa'ya. Bundan sonra tekim. Tek devam edeceğiz yolculuğa. 3 ay boyunca Remy ile beraber gezdik. Vallahi süper de gezdik yani Remy ile. Yani vizesini uzatamıyor muydu? Uzatıyordu vizesini ama şöyle uzatıyordu. Oturum izni alması gerekiyor 1 yıllık. Onun da bazı işleri vardı Fransa'da. Dedik onları halledeyim dedi. Ondan sonra geleyim dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi hemen bir şey hakkında yorum yapabilirim. Hani şöyle bir soru geliyor ya. Tek gezmek mi daha iyi yoksa birisiyle mi gezmek mi? Hangisini tercih edersin? Dedim birazcık onun üstüne düşündüm. Çünkü dün akşam hem de hemen kamp da yaptım tek başıma. Asıl yalnız kalınan yerler buralar. Evet, yanınızda birisi olduğu zaman... Şimdi ikisinin de artı yanları var, eksi yanları var arkadaşlar. Mesela ben şu an tekim. Bundan önce de Remy ile beraberdim. Remy ile beraberken ne yapıyordun akşam? Muhabbet ediyordun falan. Vakit bir türlü geçiyor idi. Şimdi de tektim dün akşam. Yani konuşacak kimse yok etrafta, yanımda. Tek başımayım ama o zaman da başka bir şey oluyor yani. Düşünüyorsun. Normalde iki kişiyken düşünmediğin şeyleri düşünüyorsun. Ya da mesela şu da güzel. Bir süre biriyle gezip sonra biraz ayrılıp sonra bir daha buluşup tekrardan birlikte gezip böyle bir şey bence daha mantıklı olabilir. Çünkü ikisinin de güzelliği var. Yani tek başına olmanın da ayrı bir güzelliği var. Bütün gün bir şeyler düşündüm yani. Bütün akşam. Ama iki kişi de sıkılmıyorsun abi. Hele ki kafanın uyduğu birisi varsa. Kerem'e öyleydi. Bayağı her şeyi konuşuyorduk yani. Her şeyi konuşuyorduk. Şimdi de her şeyi düşünüyorum dedim. Ne diyeyim yani. İyi yani. İkisi de iyi arkadaşlar. Çıkın biraz seyahat edin. Yolculuk yapın da. İsterseniz tek yapın. İsterseniz şey yapın. İki kişi, üç kişi yapın. Ama yola çıktığınız arkadaşlarınızdan şu konuda emin olun, tamam mı? Birbirinizi tölere edebiliyor olun. Öyle insanlarla yola çıkın. Mızmız insanlarla yola çıkmayın arkadaşlar. Şimdi ben şu bakayım. Çadırı bir toparlayayım. Peşinden de kahvaltı yapayım. Çıkayım. Şu an saat 8.45. 8'de uyandım. 7.30'da da olabilirdi ama 8'de uyandım. Çünkü dün bayağı yol geldim. Bugün 35-40 kilometre yol gideceğim bugün. Onun için 2'ye kadar gitmiş olsam tamam. Güneş zaten var bayağı. Gidelim kendimize bir kamping bulalım. Bakalım neler olacak. Kendimize bir sandviç hazırlayalım bakalım. Ya aslında sandviç değil de Remy'nin verdiği kahvaltıyı mı yesem diyorum ama onu Remy giderken müsli bıraktı da onu mu yesem diyorum da şimdi ben bir iki gün Dalyan'da kalacağım. Hem Dalyan'da bir Kaunos antik kenti var. Orayı göreceğim. Dalyan'ı da göreceğim. Bugün günlerden Perşembe. Yani bugün oraya gitsek Kaunos antik kentini görebilir miyiz? Görebiliriz normal şartlar altında ama Dalyan'dan Marmaris'e geçeceğim ben. Marmaris'e yol var mı böyle ormanın arasından bilemiyorum. Var gibi gösteriyor ama eğer yoksa 90 kilometre gideceğim. Yani uzun lafın kısası benim pazar gününe video yetiştirmem lazım arkadaşlar. Onun için de 2 günümü alıyor videoyu yapması. 2 günü ona harcayacağım. Onu da hafta sonu sokağa çıkmaya sana denk getireyim diyorum. Bugün de günlerden Perşembe. Bugün şimdi Dalyan'a gittim. Dalyan'ı gezdim derken öğleden sonra ne buluyor? Zaten sokak saat 7'de sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yarın da Kaunos antik kentini gezerim sabahtan. Video editlemeye başlarım. Cuma, cumartesi videoyu bitiririm. Pazar günü paylaşırım. Pazartesi günü de yola çıkarım. Böyle bir planım var benim şimdi.
Yani bugün Dalyan'a gidiyoruz. Heh, ben ondan nereden geldim bak bu muhabbete ya. Yani müsliyi şeyde yerim diyorum, Dalyan'da yerim. Orada kampta kaldığım zaman, orada bir kamping falan bulabilirsem birbirine kalsın müsli şimdi. Tamam, pesto, zeytin ezmesi, kaşar peynir. Bir tane gömelim. Eğer yetmezse ikinciyi de gömeriz. Ben böyle yolun kenarında yukarıya çıkan bir yol gidiyordu. Buradan girdim böyle. Şuralarda bir yerlerde kamp yaptım. Bakın kendimi hemen yoldan biraz içeriye doğru attım. Burası da güzel bir yer bu arada. Böyle çadır kuracak yer bulmak adına. Ben yanımda bir tane 1,5 litrelik pet şişe taşıyorum. İki tane 650'lik böyle suluğum var. Bir tane de 500'lük böyle termoslu bir suluğum var. Yani 1300, 2800, 3.3 litre su taşıyorum yanımda. Bunlar bittikçe, musluk gördükçe dolduruyorum bunları. Yani bir tanesi biterse yer durmuyorum ama iki tanesi biterse ya da üç tanesi biterse kesin duruyorum. Genelde de ilk şunları kullanmaya çalışıyorum. Bazen değişiyor ya, ona çok dikkat etmiyorum. Yani bu su mükemmel bir şey. Gerçekten çok güzel bir hayrat. İyi bir insanlara iyilik yapmak istiyorsanız bence bir yere çeşme yaptırmak süper bir fikir. Selamünaleyküm. Aleykümselam amca, nasılsın? Nasılsın? İyidir valla. Nereye yolculuk? Şeye, Dalyan'a. Dalyan nereden geliyor? Bir baka koyalım. Fethiye'den geldim dün de Sinop'tan geliyorum asıl. Çok uzun görmüşüm. Bakalım benim. Ya, buraya nereden geldin? Fethiye'den. Fethiye'den direkt böyle içeriye doğru girdim. Şeye, İncirli mi var orada, ne var? İncirköy. He, İncirköy. İncirköy'den doğru geldim. İncirköy'den Nif'ten aşağı. Aynen öyle. Oradan niye yani ana yolu kullanmadın? Çok şey oluyor, kamyon oluyor, araba oluyor orada. Buralar daha güzel, sakin. Sakin ama yol uzattın. Olsun ya, vaktim var. Hadi iyi günler abi. Hadi iyi günler amca. Bakın yollarda böyle tabelalar var. Buralar normalde de sanırım bisiklet rotası benim şu an üstünden gittiğim yol. Çünkü görüyor musunuz? Eco Trails of Karyan. Bu Karya ve Lik yolunun bisikletli yolu sanırım burası. Bisiklet parkuru sanırım şu an üstünden gittiğim yer. Dünden beri görüyorum bu tabelaları da böyle yakına gidip hiç bakmamıştım. Şimdi oldu. Bak. Muğla Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Dalaman Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Dalyan Dernek, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. Tamam, biz şimdi bu Kara Ağaç yoluna doğru gidiyoruz. Demek ki ben şimdi bilmiyorum, demek ki bunun haritası falan var. Böyle geldiğiniz zaman bu harita üzerinden buralardan böyle gezerek gidiyorsunuz arkadaşlar. Ama bu alternatif bir yol oluşturmuşlar sanırım, Karya ve Lik yolu diye. Normalde yürüyüş rotaları var ya onların. Neyse hadi gidelim bakalım. Doğru yoldan gidiyoruz. Ona bakıyordum yani. Ben bunlar güzel oldu. Çıktık yine arkadaşlar, bakın dünden beri köylerdeydik, hiç ses gürültü bir şey yoktu. Tek tük araba geçiyordu yanımızdan, kamyonlar falan geçiyordu bazen. Çünkü orada anladığım kadarıyla taş ocağı var. Dağları kelleştirmişler böyle, bir yeşilin ortasında safsarı bir şey var. Drondan gördüm ben de. Neyse, başka bir şey söylüyorum ben. Şu an ana yoldayız, yine vız vız arabalar geçiyor yanımızdan ama çok az gideceğim, bir 7 kilometre ana yoldan gidip sonra sola Ortaca'ya döneceğim. Oradan da Dalyan'a doğru gideceğim. Bakalım Dalyan'da nerede kalacağız hiçbir fikrim yok. Çünkü camping falan var mı Dalyan'da bilmiyorum vallahi.
Ana yoldan döndüm ve trafik azaldı. Hatta şöyle yolun sağ tarafına ince bir bisiklet yolu da yapmışlar. Ki bence gayet tatlı. En azından böyle bir şeyin olması gerekiyor yani abi. Böyle gerçek bir bisiklet yolu olmasa da boyayım var yani. Bisiklet kullanıyor insanlar ya. Abi biraz önce arıların içinden geçtik, gördünüz mü? Ulan ne diyordum, onlar arıymış hepsi. Ağzımı kapata kapata geçtim ben. Ben Dalyan'a geldim arkadaşlar. Dalyan'da yerleştim bir yere. Normalde biliyorsunuz cumartesi pazar günleri sokağa çıkma yasağı. 23 Nisan'ı da sokağa çıkma yasağı yapmışlar. Yarın sokağa çıkamayacağım. Onun için bugün İstüzü'ne geleyim dedim. Şu an İstüzü plajındayım. Bu plaj karette karettaların yumurtalarını bırakmaya geldikleri bir plaj. Mayıs ve Temmuz aylarında buraya gelip yumurtalarını bırakıyorlarmış karette karettalar. Ondan sonra da yavrular yumurtalardan çıkıp böyle pıtı 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 denize kavuşuyorlar. Öyle bir nokta burası ama şu an yok sanırım. Buraya akşam 8 ile sabah 8 arasında girmek yasak yanlış hatırlamıyorsam. Gündüzleri gelebiliyorsunuz buraya. Akşamları da hayvanlar gelip yumurtalarını bırakıyorlar herhalde. Güzel bir yer. Buraya ben çok küçükken, bir kere daha çocukken de gelmiştim. Böyle bir tur yapmıştık bizimkilerle, Ege turu. Jandarma geldi, kovdu bizi. Karette karettalarla alakalı değil de girmek mi yasakmış, bir şeymiş anlamadım. En son bir şey anlatıyordum, ne anlatıyordum? Biz buraya işte eskiden de gelmiştik, böyle bir Ege turu falan yapmıştık. O zaman da gelmiştik buraya. Çok da bir şey değişmemiş hatırladığım kadarıyla. Aynı zaten. Böyle özel bir alanda ne kadar değişebilir, ne yapabilirsin yani? Buraya gidip de bina dikecek halin yok. Yalnız buraya gelene kadar acayip güzel yollardan geçtim arkadaşlar. Çok güzel buralar ya. Muğla hakikaten güzel. Muğla, Antalya. Doğa olarak bu şehirler süperler. Peki bu 10. vitesteyken baya baya gerdireyim mi bu tele? Yok. 10. vitese getirdiniz. He, şu an tam açıyorum şu an şeyi, o Alyan'ı. Aynen, o Alyan'ı açın. Beşli Alyan'la o Alyan'ı açın. Halatı azıcık gerdirin. Şu anki konumundayken biraz daha gerdirtmeye çalışın. Tamam. Halat biraz daha ucu bu tarafa doğru gelsin. Bisikletin vitesinde ufak bir problem vardı. Bu bisikletin vites telleri değişti ya arkadaşlar. Serviste değiştirdiler. Orada sanırım ufak bir hata olmuş. Tam ince bir ayarını yapamamışlar onun orada. İşte 10. vitese atacağım zaman atmıyordu vitesi. Bir problem yapıyordu. Neyse ben onu halledeyim derken, ince bir ayarını yaparken tamamen bozdum. Bayağı sabahtan beri onu yapmakla uğraşıyorum. Yapamadım. En son İbo'yu hatırlıyor musunuz? Mardin'de Remi'nin bisikletini almıştık. Benim bisikletinde jantlarını halletmişti İbo. Sonra İbo ile bir görüntülü konuşma yaptık. Sağ olsun vallahi İbo, çok teşekkür ederim.
İbo çok teşekkür ediyorum kardeşim. Süper yaptık şimdi bisikletin viteslerini. Bana anlattı. Onu anlattığı şekilde yaptım. Bisiklet hazır. Bugün pazar. Ben 2 günden beri, hatta 2-3 günden beri bu oteldeyim. Vira oteldeyim Dalyan'da. Kampingde kalacaktım aslına bakarsanız arkadaşlar. Bulabildiğim en uygun kamping 65 liraydı. Ve tadilat halindeydi. Her yer toz, moz falan böyle. Çalışabileceğim bir ortamı yoktu bilgisayarda. Onun için dedim ki oraya 65 lira vereceğime dedim. Bu otel, kaldığım otele 100 lira veriyorum şu an. Buraya 100 lira vereyim dedim. En azından rahat rahat videomu editlerim dedim. Buradayım işte. Birkaç günden beri buradaydım. Çamaşırlar yıkandı. Bunların kurumasını bekliyoruz. İşte beklemiyoruz. Yarına kuruyacak işte bunlar. Her şeyi astık buraya. Birazcık ortalık dağınık. Neden dağınık? Hatırlıyorsunuz, benim çantanın içine zeytinyağı dökülmüştü zeytin ezmesinden. Onu temizledim, çantayı. Onun için çantanın içindekiler şu an hep odanın içinde, birazcık ortalık dağınık. Çantayı da buraya astım, kuruyor. Lanet bir şey. Zeytinyağı temizlemesi dünyanın en zor şeylerinden birisiymiş. Onu çözdüm arkadaşlar. En iyi temizleme yöntemi de zeytinyağını sıcak su. Sıcak suyu basınca geçiyor. Birazcık da böyle şampuanla falan şey yapmak gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. Neyse yani. Böyle. Bisiklet hazır. Her şey hazır. Yarın Dalyan'dan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Marmaris'e doğru hareket edeceğiz yarın. Şimdi ben çantalarımı bir toparlayayım. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Suluklar var ya bisiklette kullandığınız. Bu suluklar. Ondan sonra yürüyüş yaparken, işte hiking yaparken sırt çantalarının içine koyduğumuz bu hörgüçler var. İçine su dolduruyoruz falan. Büyük suluklar. 1,5-2 litrelik suluklar. Bir süre sonra bunların içerisinde su kalıyor. İşte kullanıyoruz falan. Bunlar işte bakteri falan üretmeye başlıyorlar içinde. Bunları temizlemek gerekiyor. Nasıl yapıyorum ben bunların temizliğini? Güney Amerika'dayken öğrenmiştim bunu. Hatta sizin başka bildiğiniz temizleme yöntemleri varsa onları söylerseniz sevinirim. Ben şöyle temizliyorum. Karbonat. Birazcık karbonat koyuyorum işte içine. Ya evde olmuş olsam buna bir tatlı kaşığı koyarım içine. Ama burada bunu 3'e böleceğim. 3'ünü de temizleyeceğim çünkü. Birazcık karbonat koyuyorum içine. Limon sıkıyorum. Bunun içinde sıcak su var. Biraz önce mutfaktan aldım. En son bir de sıcak su döküyorum içine. Zaten sıcak suyu dökünce fokurdamaya başlıyor içinde. Sonra ağzını kapatıyorum bunu. Böyle çantalıyorum. Tamamdır. Bunu bir de şimdi normal temiz suyla durulayacağım içine ve bitti. Bu temizlendi. Birazcık dursun alalım içine böyle. Hocam merhabalar. Ya bu karşıya geçeceğim. Feribot bakıyorum ama nasıl bulabilirim? Geliyor mu? Gelir mi? Gelir 5 dakikaya falan gelir. Tamamdır. Şu mu? Evet. Tamamdır, eyvallah. Şimdi biz yolun karşısına geçeceğiz. Bir feribot bekliyoruz. Halfeti'den geçtiğimiz feribot gibi. Şuraya geçeceğiz. Şu karşıya bırakıyor değil mi? Oraya bırakıyor. Ha, oraya mı bırakıyor? Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. 6 lira değil mi abi? He? 6 lira değil mi? 6 lira. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Ben koyayım sadece bisiklet şöyle. Çok uygunmuş ya fiyatı. Tarifesi var yani. O çok güzel. İnsanların insafına bırakmamışlar. Belki de bunu belediye işletiyordur, bilemiyorum. Diğer türlü olunca vatandaş kafasına göre fiyat belirliyor. Hadi bakalım, indik. 100 metreye gittim ya gitmedim.
Geldik Kaunos Antik Kenti'ne. Şimdi gördünüz, ben girerken yine müze kart bastım. Normalde buraya giriş 15 lira. Yine vermedik arkadaşlar müze kartımız olduğu için. Tekrar ediyorum, eğer böyle bir tura çıkacaksanız yanınıza kesinlikle ve kesinlikle müze kart alın. Bir kere ödüyorsunuz para, ondan sonra nerede, yani Türkiye'deki bu öğren yerlerinin çok büyük bir kısmını, %90'ının da üstündedir belki, müze kartla ücretsiz girebiliyorsunuz. Şu an bulunduğumuz yer, hani biraz önce bir nehrin üstünden geçtik ya, bu drone görüntülerinde de gördünüz. Tam şu Dalyan'ın diğer karşı tarafı. Ben şimdi şu karşı taraftan geldim. Burayla karşının arasında bir nehir var. O nehir zamanında Karya ve Likya arasındaki sınırı oluşturuyormuş arkadaşlar. Benim şu an bulunduğum yer bu taraf Karya. Nehrin diğer tarafı da Likya oluyormuş. Bu nehirler hala günümüzde de aslına bakarsanız sınır oluşturmada çok etkili yerler. Sınır, birçok sınır nehirlere göre oluşturuluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Paraguay, Arjantin ve Brezilya arasındaki sınırı da oradaki nehir oluşturuyor. Çok mantıklı. Direkt nehirden sınırı yapıyorsunuz. Şu an kubbeli kilisenin önündeyiz. Burası İsa'dan sonra 6. yüzyılda yapılmış bir yer imiş. Bu şehrin yapımı da İsa'dan önce 6. yüzyıl, yanlış hatırlamıyorsun. 4 ya da 6, biraz önce okudum da unuttum şimdi ne olduğunu. Vallahi bunu restore edip mi ayağa kaldırmışlar, yoksa bu şekilde durmuş mu bilmiyorum ama bayağı ayakta yani kilise. Şimdi nereye gidiyoruz? Buranın en önemli yapısı olan tiyatroya gidiyoruz. Tiyatro çok büyük bir tiyatroymuş. Fotoğraflarda gördüm ben, bir de anlattılar falan bana. 5000 kişilik bir tiyatroymuş. Bakalım görelim nasılmış tiyatro. Şimdi size kısaca bu şehrin, Kaunos Antik Kenti'nin mitolojisini anlatayım arkadaşlar. Tiyatroya doğru yürürken Apollo'nun oğlu Karya kralı Miletos'un iki tane çocuğu oluyor. İkizi oluyor. Bunlardan erkek olanı Kaunos, kız olanı da Biblis. Bu iki kardeş işte birlikte büyüyorlar falan. Doğal olarak kardeşler bunlar. Sonra bunlar birbirlerine aşık oluyorlar. Gizli bir aşk olarak kalıyor. Ta ki bunların ikisinin çocuğu olana kadar. Sonra bunların babaları Miletos, Karya kralı olan, bunu duyuyor ve çok sinirleniyor. Kaunos'u şehirden kovuyor. Kaunos da kendisini sevenlerle beraber o şehirden ayrılıp şu an bulunduğumuz yere geliyor ve bu şehri, Kaunos şehrini kuruyor. Biblis de kalıyor, babasının yanında kalıyor şeyde, Karya'da, Miletos'la beraber, kralla beraber. O da üzülüyor tabii bu duruma, dayanamıyor, yediremiyor kendisini, böyle bir şey nasıl olabilir falan diyor. Kendisini yüksek kayalık bir yerden atıp intihar ediyor arkadaşlar. Neyse, geldik tiyatroya. Bakın, bu da, bunu çok görüyoruz, bunu birçok yerde görüyoruz. Şehri Güneydoğu Anadolu'da da gördük, Süryanilerin yapılarında da gördük, Ermenilerin yapılarında da gördük, birçok yerde gördük. Şu anki olayı görüyor musunuz? Bu kemerin arasında hiç çimento mimento falan yok. Hepsi birbirine bindirme şekilde duruyorlar. O birbirlerinden aldıkları güçle, basınçla ayakta duruyor. Ve tahminimce bu böyle kalmış arkadaşlar. Bu yıkılmamış, yoksa bunu nasıl yapsınlar bir daha böyle? Geldik tiyatroya. Şimdi ben tiyatro büyük falan dedim ki, büyük de tiyatro aslına bakarsanız. Ama şimdi bir karşılaştırma yapmak istediğim zaman, bu Termasos'ta bir tiyatroya gitmiştik ya. Gerçi tam da şimdi onu böyle %100 hatırlayamıyorum ama o da böyle büyüktü yani. Bunun kadar büyüktü vallahi arkadaşlar. Oranın hiç reklamı yapılmıyor bakın. Bu antik kent de çok güzel bir antik kentti. Ama hiç reklamı yok. Mesela buranın reklamını 5000 kişilik tiyatrosu var diye yapmış buranın belediyesi. Yani orada, oranın Antalya'ya bağlı. Oraya da iyi bir reklam yapılabilir aslında. Oranın tiyatrosu da çok güzeldi. Buranın tiyatrosu da güzel. Bakın, eskiden bu Kaunos bir liman kentiymiş. Şu an şurada gördüğümüz yerler var ya,
su, işte şurası Sülüklü Göl mesela. Bu gördüğümüz yerlerin, şu toprak olan yerlerin hepsi denizmiş. Ta bakın deniz nerede kalmış şimdi. Sonra zamanla böyle alüvyonlarla falan dolmuş burası. Böyle ufak ufak göller, balçık malçık falan olmuş. Yoksa bura bayağı denize kıyısı olan bir yermiş. Kimse yok. Benden başka kimse yok şu an etrafta. İkinciye doğru gidiyoruz. Ne var ikincide? Hiçbir şey yok. Aslında Marmaris'e doğru gitmeye çalışıyorum. Ana yoldan gitmektense böyle köy yollarından gitmeyi tercih ettim. Normalde Köyceğiz Gölü'nün yanından ana yola çıkıp öyle gidebilirdim. Ama ben şu an gitmekte olduğum yolu tercih ettim. Ormanın içinden, deniz kenarından, bir gün oradan bir gün buradan öyle bir yoldan gideceğim işte. Arkadaşlar, çok yoruldum ya. Güneşin altında yokuş çıkıyorum bayağıdır. Bakın ben taşının arkasındaydım. Şu yoldan doğru geldim. Şöyle döndüm. Geldim. Ama bittim ya. Vallahi bir 8 kilometre falan yokuş çıkmışımdır herhalde. 7 de olabilir. Ama acayip yordu. Yol çok kötü. Gitmiyor teker. Stabilize yol. Tekerler de ince ya. Sürekli taşı çakıla takılıp boşa dönüyor. Acayip yordu yani. Ya şurada durdum, motoru dinlendireyim dedim. Tansiyonum düştü ya güneşin altında. Ay, gözüme ter kaçtı. Yalnız bu arada jantları hakikaten iyi deniyoruz yani arkadaşlar. Şaka bir yana. Bu yokuş aşağı inerken ister istemez fren pabuçları çok yiyor arkadaşlar. Tükeniyorlar. Bunu şey yapmak lazım. Böyle sürekli sıkarak gitmek değil de öyle sık bırak, sık bırak, sık bırak, sık bırak, sık bırak, sık bırak şeklinde yapmak lazım diye okudum ben birkaç yerde. Ya bazen öyle yapıyorum. Bazen çok dik oluyor. Sürekli sıkıyorum falan. İkisinin arasında gidip geliyorum ama şu geçtiğim yerin güzelliğine baksanıza. O bak, çıktığım yeri şu an indim ben. Deniz seviyesindeyim neredeyse. Çok güzel ya yol. Zeytin ağaçlarının arasında gidiyorum. Şu tepelere baksanıza. Kanyonum su. Aha da. İkinciye geldik. Güzel yer değil mi? Arkadaşlar şu an ben ikincikteyim. Burada bir market buldum kendime. Market değil de bir bakkal. Oradan bir ekmek hemen. Bir ekmek çözdük kendimize. Domates, soğan, salam, labne aldım. Şu aldıklarıma 20 lira verdim. Burada bir tane de daha restoran varmış da çok pahalıymış restoran. Orada yeme dediler buradakiler. Tamam dedim ben de. Şimdi bunu yiyoruz ve hemen acil bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Daha bir 15 kilometrelik daha bir yolumuz kaldı. Niye acil? Birazcık erken gideyim de şu denize falan girerim belki ya. Güzel bir yer bulabilirsem kendime. Yarım ekmek yiyeyim. Ekmek de var ya sünger gibi. Yumuşacık. Acıktım ya. Saat 2 oldu bu arada. 2.30 hatta. Ya ben bu ocağı falan bıraktım ya. Aslına bakarsanız birazcık da pişman oldum. Vallahi toz ciğerol gibi dizdim. Birazcık da mayonez koyayım. Geçen de sarımsaklı mayonez aldım. Hazır soğan, domates, labne peyniri en dipte. Salam, pesto sosu birazcık ve de zafer gazozu. Bu denizli gazozu. Vay da afiyet olsun bana ya. Bayağı iyi. Normal sandviçine kadar bayağı iyi olabilir. Kaplumbağa çıkabilir. Biraz önce gördüğüm bir kaplumbağanın birisini ezmişler. Patlamış kaplumbağa.
Yazık, çok üzüldüm vallahi. Büyük Kara Ağaç diye bir köye gidiyoruz şimdi. Gidelim, çadırımızı kuralım ve dinlenelim. Ana yoldan sapıyoruz. Ara yola giriyoruz. Büyük Kara Ağaç. Ay anasını be. Aklıma gelen boşuma geldi yani. Marmaris'e geçişe kapalıdır. Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geçişe kapalıdır. Buradan gidemeyeceğiz demek ki o zaman. O zaman nereye gideceğim? Ulan ben var ya boşu boşuna bugün bu kadar yol geldim biliyor musunuz? Boşu boşuna geldim. Bakın normal şartlar altında biliyorum ki bu yol askerinin içinden geçmiyor, tamam mı? Benim gideceğim yol başka bir yoldan gidiyor ama bu yazıları çok erken koymuşlar. Şimdi bir de akşamları sokağa çıkma yasağı falan var ya, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Normalde ben buradan giderdim, ileriye devam ederdim. Ne olur da en fazla ileride beni eğer tahmin ettiğim gibi değilse yol, ki bence tahmin ettiğim gibi yani askerinin içine girmeden başka bir yoldan yana geçiş var. Oradan Marmaris'e gidiyor. Ama şimdi öyle bir şey denersem, şimdi akşam bir de sokağa çıkma yasağı falan var ya arkadaşlar. Jandarma bir uyuz olsa bana, ama ceza manyağı yaparlar beni. Yani şu an durum birçok şeye ceza yazmaya müsait şu an günümüz dünyasında. Denemeyeceğim yani, ya lafı uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi başka bir yere gideceğim. Köyceğiz Gölü'nün kenarına doğru gidiyorum. Yalnız yolda hiç insan yok arkadaşlar. Mesela buralarda şey gibi, Artvin gibi. Artvin dağları gibi. Ama orada böyle koyun gezdiren var, işte ne bileyim hayvancılık yapan var. Tarlası var, köylüsü var. Var yani, insan var yolda. Abi burada hiç insan yok yolda ya. Hiç insanla karşılaşmadım yani. Sabahtan beri yalnızım. Baksanıza yavaş yavaş, genelde ulan yavaş da yürümüyor, iyi yürüyor aslına bakarsanız. Ama eziyorlar işte bunları abi. Bugün 3 tane gördüm, ulan bayağı hızlı gidiyorsun lan, helal olsun sana. Koş koş koş! Geçti. Yukarıdaki yolun ortasında ama. Sen ne yapıyorsun kardeşim, ölmek mi istiyorsun? Geç ulan geç! Hadi. Ufak bir seyir terası yapmışlar buraya. Ormana bakar mısınız ya? Dağların üstü full orman. Ne güzel değil mi? Ama tabii ki burada da çöp var. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Vallahi ya. Tam bir böyle ikinci dünya ülkesiyiz. Her yeri çöp memleketin, her yeri, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, her yeri çöp memleketin ya. Dün bir yazı okudum, diyor ki yazıda, eğer ki diyor çöp kullanımı şu an, bakın şu an 2020 yılında 1970 yılına göre 20 kat daha fazla çöp tüketiyormuşuz, plastik tüketiyormuşuz. Eğer ki bu tüketim böyle devam ederse 20 yıl sonra okyanuslardaki plastik atık sayısı balık sayısını geçecekmiş arkadaşlar. Uf. Şeyi algılayamıyoruz. Bakın şimdi bile bu kadar çöpse bu tüketim giderek artıyor. Sürekli tüketiyoruz. Hani gerçekten bundan 20 sene sonra falan her yer çöp olacak. Vallahi arkadaşlar benim şimdilik çocuğum, mocuğum falan yok. Anladınız mı? Öleceğim, gideceğim ben. Çocuğu falan olanlar varsa aranızda eğitin yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bok gibi bir dünyada yaşayacaklar. Olabildiğince çevremizdeki insanları da bu konuda eğitelim. Atmayalım çöpümüzü. Mesela sigara izmariti. Örnek veriyorum. Benim en uyuz olduğum şey sigara izmaritinin yere atılmasıdır arkadaşlar. Ben sigara içiyorum ve hayatta sigara izmaritimi yere atmam. Bunu böyle övünmek için falan söylemiyorum ya da böyle bilmişlik yapmak için söylemiyorum. Tamam. Çünkü insanlar sigara izmaritini çöp olarak görmüyor. İçiyor, her yere atıyor anasını satayım sigara izmaritini. Abi bu bir çöp yani. O bulunduğun yere ait bir şey değil bu. Onun için koyun yani. Paketinizin içine koyun. Ben öyle yapıyorum mesela. Paketimin içine koyuyorum. Sonra bir çöp gördüğüm zaman bir yerde hemen tak tak içindeki şeyleri boşaltıyorum. Sigara izmaritlerini. Size de bunu öneririm. Eğer yere sigara izmariti atıyorsanız yapmayın lütfen. Neyse, bu kadar kamu spotu yeter. Devam edelim. Hiç köylü görmedik dedik. İnsan görmedik dedik. Gördük. Kolay gelsin.
Vallahi bir şey diyeyim mi? Sanırım 10 numara bir yer buldum ya. Ama burada da arılar var, kovanlar var. Yani bunların bize bir problem yaratacağını düşünmüyorum bu kovanların. Çünkü eğer şuraya kurarsam çadırımı süper bir manzaram olacak. Çadırı kurdum. Çok güzel değil mi? Ooo, dolunay. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ama güzel gözüküyor dolunay. Güzeldir yani dolunay. Şimdi bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Büyük bir öz eleştiri de demeyeyim de buna yani. Bir hatamı sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben işte tüpü müpü falan hep gönderdim arkadaşlar. Göndermedim, töreye bıraktım tüpü. Diğer eşyaları, kafasını falan da eve gönderdim kargoyla. Yanlış yaptım. Neden yanlış yaptım? Şu an mesela yapacak hiçbir şeyim yok. Bir de havalar da geç kararıyor ya. Ya kaldım burada böyle. Yani yemek böyle güzel oluyor. Vakit geçiriyorsun yemek yaparken. Çok hoş oluyor yemek yapması. Şimdi hemen kendime... Bak bunu biraz önce de söylemiştim. Bu videonun başında da söylemiştim. Şimdi yine söylüyorum. Hemen kendime bir tüp, güzel bir tüp ve güzel bir tüp kafası sipariş vereceğim. Bir de mutfak tava değil, tencere siparişi vereceğim kendime bir tane. Çünkü bundan önceki çok kötüydü. Ben onu sanırım Güney Amerika'da almıştım ya da Nepal'de almıştım. Hatırlamıyorum. Bayağıdır kullanıyorum ama tahminimce Güney Amerika'da aldım ben onu. Hemen sipariş vereceğim abi. Şu an düşünsenize şurada mesela tüpü koyup böyle ne bileyim bir bulgur yapardım kendime. Üstüne ton balığını koyardık. Sarımsaklı mayonezi sıkardık üstüne. Böyle birazcık yanına ince ince soğan doğrardım. Domates doğrardım. Biber var. Biber doğrardım. Salatalık doğrardım. Tuz koyardım böyle üstüne. Limon sıkardım böyle. Bir de salata yapardım yanına. Hemen kendime şimdi sipariş veriyorum arkadaşlar. Yemek yemeyeceğim. Çok yedim zaten öğlen. Hala kendimi tok hissediyorum. Acıkmadım. Bugün akşam yemeğini es geçiyorum. Belki bir çeyrek yaparım kendime. Ama mesela tüp olsaydı yemek de yerdim yani. Anladın mı? Güzel olurdu öyle bir şey olsaydı. Başka da bir şey yok. Yarın sabah görüşürüz. Yarın sabah, hatta ben bugün erken uyuyacağım. Şöyle bir şey var aklımda. Şu an saat 7.30. En geç 9.30'da uyku tulumunun içine girmiş olmak istiyorum. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim size. Biraz önce tam kapanma ilan ettiler. 3 hafta boyunca tam kapanma var. Tam kapanma gibi bir şey yani. Sokağa çıkmak falan yasak. Bu sebepten ötürü ben yarın hızlı bir şekilde Marmaris'e gidiyorum. Marmaris'te eşyalarımı bir arkadaşıma bırakıyorum. Bisikleti falan. Yanıma bana lazım olan eşyaları alıyorum ve İstanbul'a gidiyorum hemen çarşamba günü de. Perşembe günü de tam kapanma başlıyor. Tak diye bakın planlar değişti birden. Hayat böyle. Hayat hakikaten böyle. 5 dakikada değişir bütün işler. Bu işler öyle böyle işler. Adamı bazen arkadan şişler gibi bir şey. Ama bizi şu an arkadan şişlemeli. Olsun, sıkıntı yok. 3 hafta sonra tekrardan Marmaris'e geri dönüyorum. Mayıs'ın 17'sinde, 18'inde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay'a baksanıza, Ay'a. Ay nasıl oldu? Günaydın. Bakın bugün erken uyandım. Saat 7'de uyandım. Saat şu an 7:40 geçiyor. 40 dakikada çantaları topladım. İşte bisikleti yükledim. Şimdi en son kahvaltıyı yapacağım. Bu eşyaların hepsi de şu çantanın içine girecek. Bunlar, bu çanta yemeklerimin olduğu çanta, gıdaların olduğu çanta. Onu da koyduktan sonra en geç 8.30'da buradan çıkmış olacağım. Yani hızlı hareket ettik. Niye hızlı hareket ediyorum ben? Dur şimdi. Marmaris'e değil de Ortaca'ya gideceğim şimdi. Çünkü Marmaris birazcık uzakta. Marmaris'e gidebilmem için böyle
Bayağı bir yokuş çıkıp inmem falan gerekiyor. 60 kilometre bile bulunduğum yerden uzak oldu. Şimdi ben Ortaca'ya gidiyorum. Buradan 30 kilometre falan yanlış hatırlamıyorsam Ortaca. Ortaca'da bir arkadaşımın yerine bırakacağım, evine bırakacağım şeyi, bisikletimi, eşyalarımı. Ondan sonra da Dalaman'dan uçağa biniyorum ve yarın İstanbul'a gidiyorum. Aynen, yarın gidiyorum İstanbul'a. Bu sebepten ötürü bugün böyle erken uyandık. Kahvaltımızda da salatalık, 3 tane domatesim kalmış. Bir de hellim peyniri. Hellim peyniri Kıbrıs'ın peyniridir arkadaşlar. Bunu normalde kızartıp yersin. Kıbrıs'ta kahvaltılarımın vazgeçilmeziydi benim Kıbrıs'ta yaşarken. Napan kardeş. Napayım. Otururum buraşta, takılırım kendimden. Sen napan be karavolli. Napayım kardeş, gezdiririm kendimi. Karavolli. Lan kuruyum. Boğazımda kaldı. Tam da dediğim gibi saat 8.30'da çıkıyorum buradan. Son bir kez daha bakalım bu manzaraya. Baktık. Hadi gidelim artık. Ulan bilmediğimiz yandan da iniyoruz lan. Acayip zorluyorum yalnız jantları. Bu arada bir şey diyeceğim. Remy acayip iyi bir zamanda gitmedi mi? Tam kurtardı yani kendini çocuk. Yoksa kalacak bir 3 hafta bir yerde. Bak. Her şeyin. Ya ben şimdi niye İstanbul'a gidiyorum mesela? Gidip gelmesi kolay olacak çünkü buraya bu tam kapanma olayları bittikten sonra. Günaydın. Ben buralarda nerede kalayım arkadaşlar? Benim 3 hafta kim misafir eder evinde Allah aşkına? Evden çıkamayacak zaten insanlar. Anladınız mı? Onun için kendimizi güvenli bir yere atmak gerekiyordu. Diğer türlü de dünyanın parası tutar. 3 hafta bir yerde kalayım desen 21 gün iyi oldu yani. Bu vermiş olduğum karar. Şimdi birazcık üstüne düşünüyorum da. Acaba doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık, buralarda bir yerlerde mi kalsam diyordum da. Nerede kalayım abi, nerede? Ben de bu dağın şu arka tarafından gelmiştim. Burayı görmedim böyle. Bakın bu Köyceğiz Gölü. Dün işte bunun yanında kamp yaptım. Şuradan görüyor musunuz? Su şöyle gidiyor. Şuradan. Bu da Dalyan'ın ortasından geçen o kanal. Karşısı da Dalyan. Oraya gidiyorum şimdi. Şuraya. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Ya şey soracağım sana. Şurada hemen feribotlar kalkıyor mu karşıya, tekneler? Kalkıyor. Hemen ilk soldan döndüğüm zaman orada bulacağım değil mi? He, yakında. Bir tane de ondan bir uzakta var herhalde değil mi? O tam Dalkonum. He tamam, oraya kadar gitmeye gerek yok yani. Buradan döneceğiz. Tamamdır. Kolay gelsin. Aha da geldi. Günaydın abi. 6 lira değil mi abi? Şundan alacağım. Ya da bundan. Bunun kulağı çok büyük ya. Çantaya zor sığardım. Bu sığar. Şundan alacağım. Bir tane de çakı alacağım ama sanırım şundan alacağım ya. Tek emniyet olan bu. Emniyet olmayınca şöyle bir şey dik soktuğun zaman bak böyle kapanıyor, elini kesersin. Ama emniyet olunca bak böyle bir şey dik sok kapanmıyor, gördün mü? Aynen bunu alacağım ya. 20 lira bu. Alayım bunu. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Soğan var değil mi? Domates, soğan. Nasılsın abla? İyidir valla. Sizin bahçeden mi bunlar? Değil sanırım. Değil abi. Değil değil mi? Allah'ım sakın.
Yok mu buralarda, seralarda? Seralardan alırsın. He, buranın seralarından ama yani. He, öyle mi? Yandım bak. Ben bir tane soğan alacağım abla. Bitecek. Abi tek başıma bisikletliyim ya. Tek yemeklik alacağım bir şeyler. Domates alacağım. Bak ablam, aldım açın. Her şeyi tamam. Alacaksan al o zaman. Tamam. Şöyle alayım. İki tane şu biberden alayım. Tamamdır ya, bu kadar yeter. Yok ya, salatalığa gerek yok ya. Bir akşam makarna şey, bulgur pilavı yapacağım, daha bunlarla yapayım. Ha. Yeter değil mi bunlar? Yeter. Ne kadar yaptı? Yok. Afiyet olsun. Aa, olmaz öyle şey, olmaz. Yok, olur. Lütfen, hayır hayır. Olur. Lütfen. Hayır. Vallahi şöyle vereyim o zaman abla. Birden de domates hiç olmasın, birden de al. Domates mi? He. Ya şundan iki, bir tane daha ufak alayım o zaman. Çocuğum, ay şunlardan. Al. Teşekkür ediyorum vallahi abla. Ben teşekkür ederim. Günahdan var bir şey. He? Giremem abla. Olur mu abla? Öyle şey. Senin evin bisikletinde. Aynen öyle. En güzeli seninki. En güzeli benimki değil mi? Evet. Sen buralı mısın? Denizli. Denizli misin? Burada ne yapıyorsun? Burada oturdum. Sen? Sinop. Sinop. He. Buralarda ne yapıyorsun? Geziyorum. Burada şey var. Şurada eski Köyceğiz tarafında. Arkadaşlarım. Yok. Bir tane yeni bir yol açmışlardı ormanın içine. He. Oraya doğru gidiyorum. Oraya bakacağım. Anladım. Kamp kendi kuracağım. He? Kamp kuracağım. Kamp. Aynen öyle. Hadi kendine iyi bak abla. İyi günler. Kolay gelsin abi. Bu eski Köyceğiz tarafına gideceğim de nasıl gideceğim? Neydi? Eski Köyceğiz. Direkt. Direkt eski buradan. Köye. Yok, Kavak Arası. Kavak Arası. Direkt gidip tamam. Sola döneceksin. Tamamdır. Sen o ne, bir şey mi yakmışlar burada? Sıkları yakacağım. Ya. Tamam. Hadi kolay gelsin abi. Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar, olaylar değişti. Bildiğiniz gibi ben en son ne demiştim size? Sokağa çıkma yasakları başlıyor. Tam kapanma başlıyor. Ben İstanbul'a dönüyorum. Ama şöyle bir olay gerçekleşti. Şimdi bu Dalyan etrafında, Köyceğiz etrafında Orman Genel Müdürlüğü bir rota açıyormuş. Yeni bir rota açmış. Hani biz bu videodan beri hep böyle kırmızı tabelaları falan gördük ya. Onlardan birisini açıyormuş arkadaşlar, tamam mı? Yani yeni bir tane rota açıyorlarmış şu an. Onun için beni aradılar. Yani sadece beni değil tabii ki, birçok içerik üreticisini aramışlar. Onlardan birisi de benim, bu rotayı işte insanlara göster dediler. Ben de okey dedim. Tamam dedim. Onun için İstanbul'a gitmiyorum. Yani bu Orman Genel Müdürlüğü'ne iş olduğu için bu sokağa çıkma yasaklarından falan muaf tutacaklar bizi. Ben dün Dalaman'a gitmiştim. Bisikleti Ortaca'da bir arkadaşımın evine bırakmıştım. Dün Dalaman'da bir otelde kaldım ben. Sonra bu işte dün akşam bu iş kesinleşince bu sabah ilk önce Dalaman merkeze gittim. Ne yaptım Dalaman merkezde? Kendime bir tane tencere aldım. Şu an çantanın içerisinde, birazdan görürüz, yemek pişireceğiz zaten. Kendime bir tane tencere aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane tüp aldım. Çok şanslıyım. Bir tane bir İpra gaza mı girdim? Milan gaza mı girdim? Bir gaza girdim yani içeri. Bir bakayım dedim, var mı içeride acaba gaz diye. Hakikaten de içeride o küçük kamp gazlarından varmış. Bir tane gaz aldım. Bir tane de gaz kafası aldım kendime. İkisi de çok sağlam duruyor arkadaşlar. Yani güven veriyor insana. Biraz o kafasına takılan o ocak biraz hantal bir şey ama olsun. Yani güven veriyor insana. Ondan sonra bıçağım yoktu. Bıçak aldım kendime bugün. İşte o Dalaman'da o işleri hallettim. Peşinden gittim Ortaca'ya. Bisikletimi aldım. Sonra da şu an Köyceğiz taraflarında bir yerdeyim. Kendime böyle bir orman buldum. Ve çadırımı da birazdan şuraya kuracağım. Yani devam. Gezmeye bir süre daha devam arkadaşlar. Şimdi ben çadır madara falan bir kurayım. Aslına bakarsanız çadırı şimdi de kurmayacağım. Birazcık daha havanın düşmesini bekliyorum. Daha havanın kararmasına 2 saat var. Şu an saat 5-7 gibi kararıyor hava. Birazcık daha şöyle bir hava düşsün. Çünkü çadırı erken kurmak... Yani değişir kişiden kişiye. Erken kurmak da isteyebilirsiniz. Geç de kurmak isteyebilirsiniz. Ama ben hava kararmadan biraz daha önce kurma taraftarıyım. Bugün için. Çünkü şurada bir tane yol geçiyor. Aslında yani şuradan bir tane yol geçiyor. Gerçi geçiyorsa da geçiyor ya. Neyse, kurayım ben çadırımı ya. Ben kurayım. Çadırı kurayım. Şu arkaya kuracağım çadırı. Biraz şu ağaçların arkasına saklayacağım kendimi.
Aslında buraya kuracaktım da emin olamadım. Şu delikler yılan mıdır nedir? Şu arkaya kuracağım. Şuraya. Evet, bugün bakın bu tencereyi aldım. Daha bulabildiğim en uygun tencere bu elimdeki tencereydi. İşte bunu yıkamadık ama şöyle birazcık su şey yapalım içine. Tozunu alsın. Zaten şimdi bu sıcağa gelince su falan kaynayacak, 100 dereceye geçecek ya. Mikropları falan öldürür. Tüp de bu. Bakın kafası bu. Normalde bunlar böyle, bu kafası ayrılıyor bunların. Daha küçük bir hal alıyor bazılarının. Bu öyle değil ya. Arkadaşlar bu arada benim gözüm hiç görmüyor ya. Şu an gözlüksüz uzağa hiç göremiyorum. Gözlüklü görüyorum. Neyse. Biz ne yapacağız bugün? Yemek olarak kendimize. Gayet basit. Bugün yapacağımız yemek ne o? Bulgur pilavı. Nasıl bulgur pilavı? Hiçbir şeyle. Sadece bulgur ve su. Yani bulgur sadece. Başka içine hiçbir şey koymayacağım. Normalde bazen böyle soğanlı muğanlı falan yapıyorum ben bulgur pilavlarını. İyidir yani bulgur pilavım. Ama bugün hiç uğraşamayacağım. Sadece bulgur ve su yapacağım. Üstüne de ton balığı dökeceğim. Birazcık sarımsaklı mayonezim var. Birazcık da sarımsaklı mayonezle onu destekleyince bu işler olacak. Bitecek. Şimdi bu kadar bulgur koydum ya ben üstüne. Su hesabını bardaklı yapmanıza gerek yok. Üstünü geçecek kadar su koyun arkadaşlar. Birazcık daha koyabilirim. Düz bir yere koyamadık. Üstünü geçiyor mu anlamıyorum. Tamamdır. Su koyun işte. Kafanıza göre birazcık su koyun. Bir şey olmaz. Çok koysanız da şeker suyu. Ağzını açarsınız buharlaşır gider. Şu an benim bulunduğum yer sığla ağaçlarının olduğu bir yer. Bu ağaçlar sığla ağaçları. Bakın şu yanlarını kesmişler. Bunlardan yağ yapıyorlar herhalde. Aslına bakarsanız bir sonraki videoda bunların nasıl yapıldığını anlatacaklar. Dedim ya buraya Orman Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu bir rota var. Bu rotada işte bu sığla ormanının içinden geçiyor. Bir sonraki videoda yetkili abiler bize bunların neden yapıldığını, işte ne olduğunu, ne bittiğini falan anlatacaklar. Onun için ben şimdi bilmediğim bir şey hakkında da konuşmak istemiyorum. Bir sonraki videoda hep beraber öğreneceğiz. Ama bu ağaçlar sadece Türkiye'de var, bu Köyceğiz taraflarında. Başka da bir yerde yok herhalde. Yani çok görebileceğiniz bir ağaç değil yani bu ağaç. Öyle kolay kolay görebileceğiniz bir ağaç değil arkadaşlar. Yani şu seslere baksanıza, nasıl kuş sesleri falan. Şeyi anlıyorsun yani, burada bizim göremediğimiz şu an binlerce hayat var, binlerce. Belki işte böceği, karıncası, zartı, zurtu falan böyle, belki de on binlerce canlı var şu an etrafımızda. Yılanı, anlatabiliyor muyum? Güzel bir hissiyat, böyle ormanda olması güzel bir hissiyat. Bu işlem tamam. Ay, niye ay dedim biliyor musunuz? İçine hep şimdi ton balığının yağı karışacak. Ben bunu nasıl temizleyeceğim diyeceğim de. Neyse bunu bir poşete koyacağız. Birazcık da sarımsaklı mayonez. Aslına bakarsanız bakın ne kadar sağlıklı bir yemek yaptım şu an. Ama sarımsaklı mayonezi şimdi koyunca o sağlıklı halinden eser yok şimdi diyebilir miyiz? Yani birazcık işte yağlandı ama ne yapayım şimdi yani, mayonezi de atacak halim yok, bitmesi lazım. Bulgur böyle de güzel oluyor. Hiçbir şey koymayınca da içine güzel oluyor. Ulan şimdi böyle oturuyorum ya. Pis diye bir yılan geçti yanıma. Bir sürü yılan gördüm bugün. Ulan aklım çıktı be. Yılan da öyle mal değiller herhalde yani. Çünkü diye üstüme gelmez herhalde. Bir şöyle bir yoklar yani, değil mi? Büyük müyüm, küçük müyüm? Çadırın yerini değiştiriyorum. Biraz önce iki tane abi geldi, bu köyden herhalde. Dedi ki, buraya dedi kurma dedi çadırı dedi. Neden abi dedim, burada dedi acayip domuz var dedi. Şu dedi arkadaki bahçenin dedi, şunlar sanırım portakal ağacı ya da mandalina ağacı olsa gerek.
Oranın sahibi dedi, geceleri dedi burada geziyor dedi. Ama dedi senin olduğun yere kadar, buraya kadar dedi gelmiyor dedi. Şuraya kur dedi, o oralarda geziyor dedi gece domuzlar için dedi. En azından dedi seni de görür dedi. Dedim ki ben sıkıntı olmaz ya dedim, bir problem olmaz dedim. Burada kalayım ben dedim. Tamam o zaman dikkat et kendine dedi, gitti. Aklıma bir kurt düşürdü şimdi adam benim. Ondan sonra hemen gider gitmez ben de çadırı oraya taşıdım. Şimdi ben her ses bana domuz sesi gibi gelir yani. Bütün yemeklerimi buraya koydum. Zaten ufacık bir çöpüm vardı, onu da buraya koydum. Çadırdan bayağı uzak, bir 50 metre falan uzak. Artık bu saatten sonra da yapacak bir şey yok. Yani dayı keşke hiç söylemeseydin ya. Vallahi hiç söylemeseydin ya. Kuş ötüyor domuz zannediyorum vallahi şimdi. Hiç sesini çıkartmasaydın ben mutlu mesut geçirecektim bu akşamı ya. Diye ses duyana kadar aklıma gelmezdi. Ben bu akşam bir ateş yakacağım arkadaşlar. Vallahi hiçbir yerde ateş yakmayınız diye bir yazı görmedim. Bu sebepten ötürü ateş yakmanın yasak olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir yerde yazmıyordu yani. Ateşi kontrol altında tutabilmek için taşlardan bir çember yaptım. Birazcık odun toplayacağım. En azından beni böyle 1 saat 2 saat idare etsin. Hem de bu hayvanlar için de koruyucu bir şey olduğunu düşünüyorum ateşin. Dayı beni fena tribe soktu. Öyle böyle değil yani. Hakikaten. Hakikaten yani. Neyse. Neyse. Ben birazcık toplayayım şu şimdi. İki elimle toplayamıyorum. Günaydın herkese. Dün gece ateşi söndürdüm. Pardon. Dün gece ateşi söndürdüm ama su yetmedi. Yani su yetmedi derken rüzgar esiyordu böyle. İçinde de bir tane kalın bir tane odun vardı. Sönmedi o. Bütün suyumu ateşi söndürmek için kullandım. Şu an hiç suyum yok. İçecek suyum yok. Onun için ben şimdi şehir merkezine gideceğim. Su falan alacağım kendime. Bakalım şeye, bu arada dün bırakmıştık ya yiyecekleri ağacın üstünde. Dün gece de ben böyle kuş sesleriyle, baykuş sesleriyle uyudum vallahi. Hiçbir hayvan mayvan sesini duymadım arkadaşlar. Hiç duymadım yani. Bunlarda da bir problem yok. Tamam, problemsiz bir şekilde atlattık dün geceyi. Benim aklımı aldı ama o. Köylü abiler benim aklımı aldı, aklımı. Aklımı çıkarttılar yani. Öyle bir gidişi vardı ki dikkat et o zaman kendine dedi ve gitti yani. Ben bir şey olmaz deyince. Arkadaşlar dudağımda da bir uçuk çıktı var ya. Üf, en sevmediğim şeydir uçuk. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda buraları gezdireceğim size birazcık daha. Ondan sonra da Marmaris'e doğru hareket ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ben de çadırı madırı toplayayım. Gideyim kendime su bulayım. Sonra da Dalyan'a gideceğim. Bu şeyle buluşacağım işte. Ekiple buluşacağım. Haydi görüşürüz. Olaya bakın ya. Drone'un kanadını kırdım. Allah kahretsin. Ağaca takıldı. Böyle yakın çekim yapayım dedim ağaçlara falan. Kırıldı kanadı. Daha bunun ben borcunu ödüyorum ya. Daha yeni aldık bunu anasını satayım. Neyse. Yaptıracağız da. Şimdi sokağa çıkma yasakları da başladı. Nasıl yaptıracağız bilmiyorum. Bu Mayıs'ın 20'sine falan kaldı yani bunu göndermemiz. Sağlık olsun. Neyse kuş sesleri dinleyelim bari. Huzur falan.